Merhaba. Yeni yıla girmeden önce hayatımızda kapatmamız gereken bazı sayfalar ve vazgeçmemiz gereken bazı davranışlarla ilgili bilgiler aktarmak istiyorum. Yarın gece yeni yıla yepyeni ve tertemiz bir sayfayla girmek istiyorsak, öncelikle sözlerimizi ve kelimelerimizi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekmektedir. Bazen farkında olmadan öyle sözcükler kullanırız ki, evren kurduğumuz o cümleden dolayı bizi yemin etmiş veya anlaşma imzalamış şeklinde kabul edebilir. Kendimizle ve tüm evrenle yaptığımız bir anlaşma gibi düşünebilirsiniz. Hani bazen bir olayla karşılaşırsınız, nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar anlamıyorum. Neden bunlar benim başıma geldi bilmiyorum. Neden sen böyle şeyler yaşıyorsun? Neden böylesin? Nasıl bunu yapabildin? Şeklinde sorular sorduğunuzda emin olun evren size nedenini ve nasılını çok kısa sürede gösterecektir. Evrene sorduğunuz her soru size cevap olarak mutlaka gelecektir. Bazen bazı insanların yaptığı bazı davranışlardan dolayı nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorlar dediğinizi hatırlamanızı istiyorum. İşte bu noktada evren nasıl vicdansız olunabildiğini size bir şekilde gösterecektir. Siz de belli noktalarda belki vicdansız davranmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta bunu fark etmeyebilirsiniz bile. Sizin canınızı çok acıtan birine vicdansızca bir davranış yaparak sonrasında üzülebilirsiniz. Keşke yapmasaydım, sanırım biraz ileri gittim şeklinde gece uykularınız kaçabilir. Mutlaka nasıl bu kadar vicdansız olabiliyor sorusunu bu olayın öncesinde yaşamışsınızdır. Eğer siz de yaşadıklarınızı ve bunun dışında neler yaşayacağınızı sorgulayan kişilerdenseniz, geçmişinize ve hatta bugününüze bir göz atın. Çünkü evrenin görünmez kütüphanesinde her şey kayıtlıdır. Ağzımızdan çıkan veya hatta düşündüğümüz her şey enerjisel boyutta kayıt altında tutulmaktadır. Gelin bugünden itibaren ağzımızdan çıkan her söze dikkat edelim. Yapamam, asla yapmayı başaramam dediğiniz her şeye evrenin cevabı haklısın, sen yapamazsın olacaktır. Çünkü bunu söylediğinizde yapabilme potansiyelinize blokaj koymuş olursunuz. Artık imkanı varsa da bunu imkansız hale getirmiş olursunuz. Böyle olmamalı, olmadı dediğinizde veya olmaz, değişmez, öyle gelmiş, öyle gider dediğinizde de değişebilme potansiyeli olan veya olma ihtimali olan her şeye engeli siz koymuş olursunuz. Ve evren size yine elbette ki olmayacak şeklinde cevap verecektir. Eğer sevmekten veya sevilmemekten korkuyorsanız, korktuğunuz her neyse bu da başınıza gelecektir. Kendini gerçekleyen kehaneti duymuşsunuzdur. Eğer beni kimse sevmez diye düşünüyorsanız, kaldı ki eğer siz kendinizi sevmiyorsanız zaten kimse sizi sevmeyecektir. Evren size yine evet, sen sevilmeye layık bir insan değilsin şeklinde cevap verip iletişim kaynaklarınızı ve sevgi içeren her şeyin sistemini kapatmış olursunuz. En önemli husus ise şanssızım, şansım yok, yıldızım düşük dediğiniz zamanlardır. Böylelikle negatif çekim yasasını devreye sokmuş olursunuz. Hayatınızdaki aksilikler asla yakanızı bırakmayacaktır. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, son dakikada bile her şey bozulacaktır. Bazen ben çok şanslı bir insanım çünkü her ne olursa olsun son dakikada hep kurtulurum, sıyrılırım, işim rast gitmeye başlar diyenleriniz vardır aranızda. Bu cümleyle de başarıyı elde edecek olsanız dahi son dakikayı beklemek durumunda kalırsınız. Yani tüm zorluklarla mücadele ettikten sonra
şans size gelecektir. Oysa ki bu düşünce kalıbı da yanlıştır. Son anda hep kurtuluşu bulurum diyenlerdenseniz eğer, bu cümleden vazgeçmenizi tavsiye ederim. Ben her daim şanslıyım, benim her daim işim rast gider şeklinde cümlelerinizi değiştirin. Kullandığımız cümleler hayatımızı son derece etkilemektedir. Bu sebeple yarından itibaren kullandığınız her bir kelimeye dikkat etmelisiniz. Sizlere bazı kelime örnekleri vermek istiyorum. Ben her daim şanslıyım. Her daim para mıknatısıyım. An be an her işim yolunda gider şeklinde cümleler kurmanızı tavsiye ediyorum. Peki, bazı kelimeler yıllardır kullandığımız için ağzımızda alışkanlık yaptıysa, bunları bir anda nasıl değiştirebiliriz diyebilirsiniz. Elbette ki hiç kimse kolaylıkla dönüşüm sağlamamaktadır. Ancak farkındalıkla her şey dönüşebilir. Örneğin, yeni araba almış birine Allah kaza bela vermesin demek yerine mutlulukla sağlıkla kullanmayı nasip etsin demeniz gerektiğini daha önceki videolarımda belirtmiştim. Bir diğer örnek, yeni evlenen bir çifte Allah mutluluğunuzu bozmasın demek yerine Allah mutluluğunuzu daim kılsın diyebilirsiniz. İlk etapta ağzınızdan ilk kurduğunuz cümle çıksa dahi derhal iptal diyerek doğru cümleyi kurabilirsiniz. Bu alışkanlık zaman içinde sizde de yer edecektir. Neden ve nasıl sorularını arzularınız ve istekleriniz doğrultusunda sorabilirsiniz. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar demek yerine nasıl bu kadar iyi olabiliyorlar? Nasıl zengin olunur? Nasıl para bulunur? Nasıl mutlu olunur? Şeklinde sorular sormaya devam ederseniz işte bu noktada o nedeni ve nasılı evren size gösterecektir. Bu videomu yılbaşı öncesi yepyeni bir sayfa açmaya niyet edenlerin aklında bulunabilecek birkaç küçük öneri olarak kayıt altına aldım. Video süresini de zamanınızı çok daha fazla almamak için kısa tuttum. Sokak hayvanlarına yılbaşı öncesi küçük bir hediye vermeyi unutmayın. Bir kap mama, bir kap su yeterli olacaktır. Bu videoyu faydalanmasını istediğiniz yakınlarınıza gönderebilir, kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Hepinize mucizelerle dolu muhteşem bir yeni yıl diliyorum. Mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. 7, 7, 7. Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın.